Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize Ben bu örnek olarak kullandığım yazmamla geldim. Bu iki rengi kullanacağım. Bir de yeşil kullanacağım arkadaşlar. Modelimiz şimdi renklerin numarası olanları söyleyeyim. 610 numara bu pembem. Leylak markası. Mavim de bakalım kağıdı var içinde. Leylak markası yine. Mavi diye geçiyormuş arkadaşlar. Leylak markası mavi diye geçiyor bunun tonu da. Bu da 430 pardon 8 numaraymış. Altın Başak 8 numara. Leylak markası mavi. Leylak markası 610 numara renkleri kullanacağız. 22 numara tığ kullanacağım. Modelimizi kim gönderdi? Hemen bakalım. Serap arkadaşımız göndermiş. Daha farklı modeller vardı. Elimizde vardı. O videolara attık. Buna ulaşmak isterseniz Oya ve Dantel Dünyası 2506 yazarak bu tasarıma ulaşabilirsiniz. Buna ulaşmak isterseniz Oya ve Dantel Dünyası 1444 yazarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşımız da bu modeli attı. Oya hazinem tasarım modeliymiş. Biz de bunu yapacağız. Modeli çıkardım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Modelimiz bu. İki renk kullandım. Pembe ve mavi kullandım ben de. Şimdi ilk başlarken ipimizi tığ sabitleyelim. İlk başlarken iki zincir çekip yandaki tığ da kapatıyorum. İki zincir çekip Yandaki tığ battı da kapatıyorum. 2 tane tığ battı üzerine tığ battı boşluğu yaptım ilk başlarken. 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çekip dönüş yaptım. birinci değil, ikinci tığ battı kapattım. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Yuvanın içerisine girip kapatıyorum bu bir 2 zincir çektim girip kapattım 2. 2 zincir çektim girip kapattım 3. 2 zincir çektim girip kapattım 4. 2 zincir çektim kapattım 5. 2 zincir çektim kapattım 6. 2 zincir çektim kapattım 7. 7 tane doldurdum arkadaşlar. Dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım aynı dibindekine. 2 zincir çektim yandaki tığ battı içerisinde kapattım. Şimdi bu noktada 10 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüş yapıyorum. 1, 2, 3 bırakıp 4.ye girip kapatıyorum. 7 tane dolgumuz vardı. 3 burada bıraktım. 4.ü de kapattım. 3 de burada kalmış oluyor. Tekrar ama çok özür dilerim arkadaşlar. Burada kapatmadan önce 10 zincirimizi başına bir alıp öyle giriyoruz dördüncü dolguya 2 2 çekerek çıkıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çekiyorum hemen yandaki tığ bat diye giriyorum kapatıyorum 2 zincirle dönüş yapıyorum yuvanın içerisine girip kapattım 1 2 zincir çektim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 2 zincir kapat 4 2 zincir kapatalım 5 6 2 adet zincir kapattım 7 2 adet zincir kapattım 8 2 adet zincir kapattım 9 9 kez 2 adet zincir kapattım 4 zincir çekiyorum şimdi bu tarafa geçiş yapıyorum kapatıyorum 4 zincirimi şimdi bu tarafa da 9 kez 2 zincir kapatarak iniyorum 1 2 zincir kapattım 2 2 zincir kapattım 3 2 adet zincir kapattım 4 2 adet zincir kapattım 5 6 7 8 2 adet zincir kapattım 9 dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım Alt zeminimiz bu şekilde. Şimdi ben ara noktasına 8 tane tığ battı boşluğu verdim. 2 zincir yandakinde kapat. 1. 2 zincir yandakinde kapat. 2. 2 zincir yandakinde kapat. 3. 2 zincir yandakinde kapat. 4. Yemeğime bakıp gelmek zorundayım. Evet arkadaşlar. 4 demiştik en son. 2 zincir kapatıyorum 5 2 zincir kapatıyorum 6 2 adet zincir kapatıyorum 7 2 adet zincir kapatıyorum 8 8 tane boşluk yaptım şimdi 8 zincir dönüş yapıyorum birinci değil ikinci yuvaya girip kapatıyorum 1 2 zincirle dönüş yaptım. Yuva içerisine giriyorum. 7 kez 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir kapattım 2. 2 zincir kapattım 3. 2 zincir kapattım 4. 2 zincir kapattım 5. 6 ve 7. Dibindeki tığ battıya girip sabitliyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ battı geçiş yaptım 10 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 dönüş yapıyorum başına bir alıyorum 1 2 3 4. yuvanın içerisine girip 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim hemen aşağıda bakın dibine değil yandaki tığ bat diye girip kapatıyorum. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Buradaki 10 zincirime girip kapatıyorum. 2 zincir kapat. 2 zincir kapat. 3 oldu. 4 5 6 7 8 ve 9. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 9 kez 2 zincirle doldurdum. 4 zincir çekip yandaki yuvaya geçiş yapıyorum. Buraya da 9 kez 2 adet zincir doldurarak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Dibindeki tığ bat diye hemen dibine sık iğnesiyle giriyorum. Şimdi yine vereceğimiz arayı yapıyoruz. 2 zincir yanda kapat 1. 2 zincir yanda kapat 2. 2 zincir yanda kapatalım 3. Yani ben 8 tane yapıp dönüyorum arkadaşlar. Aramız bu şekilde alt çimenimiz de bu şekilde devam edecek şimdi arkadaşlar gelen resimde bir tepede bu şekilde büyük bir arada fıstık şimdi ilk büyüğü yapacağız bu dört zincirle geçiş yapmıştık ya orayı yuva ediniyorum buraya giriş yaptım 12 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ben buraya not almıştım unutmayayım diye. Evet. Şimdi buradan 16 tane ilmek toplayacağım. İlmeğimi uzattım. Altından girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 1. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 2. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 3. 4. 5. Altından gir. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek ve tırnağına tut. 6. 7. 8 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve tırnağına tut 9 mu dedik 10 sanırım 11 12 ben 16 tane ilmek toparlıyorum orta kısımda ve 16 ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde tekrar bu yeşil yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp ilmek edinip her iki ilmeğimi kapatıyorum. Fıstamı şöyle biraz elimle düzenledikten sonra ilmeklerimi sıkılıyorum. Şimdi bu noktada 20 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dönüş yapıyorum. Yine bu dibinden fıstığın yeşilini içerisinden girip kapatıyorum. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Şimdi bu fıstığı ön tarafa alıp şu zincirin üzerine dolduracağız. Fıstığı tutalım elimizle. 2 zinciri kapattım bu 1. 2 zincir çektim kapattım bu 2. 2 zincir çektim kapattım 3. Burayı 17 tane dolduruyorum 4. 2 zincir çekerek 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14 2 zincir çektim kapattım 15 16 2 zincir kapattım 17 şimdi fıstığımızı tekrar içine tutabiliriz bir zincir çekip yeşil yuvaya giriyorum. Sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yapıyorum. 1 2 tane Bakın 1 2 bırakıp 3'e giriyorum. 5 zinciri kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 dolgu bırakıp 3.'cüye girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 dolgu bırakıp üçüncüye girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 bırakıp üçüncüye girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 bırakıp üçüncüye girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir 2 tane kaldı Arkadaşlar şimdi bunu yeşil yuvaya girip kapatıyorum bir zincir çekip dönüş yaptım bu ilk 5 zincirin içerisine giriş yaptım sık iğnesi ile 2 zincir çektim girdim kapattım bu 5 zincirin içerisine bu bir 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 yandaki 5 zincire bir sık iğnesi giriş yaptım burada 6 tane yuvamız oldu 5 zincirle her yuvaya 3 tane 2 zincir kapatacağım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 3 oldu yandaki 5 zincir yuvama giriş yaptım 2 zincir çektim kapattım 1 2 zincir çektim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 yandaki yuvama sık iğnesiyle giriş yaptım 2 zincir çektim kapattım 1 2 zincir çektim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 yandaki yuvama giriş yaptım aynı şekilde dolduracağız arkadaşlar 2 zincir kapat 2 zincir kapat 3 kez son yuvama sık iğnesle giriş yapıyorum yine buraya da 2 zincir kapatıyorum 3 kez 3 de olur isterseniz 4 olur orası yuvaların içi şimdi yuvaya bir sık iğnesle giriş yaptım bir zincir çektim yine yeşil yuvama giriyorum bir sık iğnesi yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum Şöyle elimizle de düzeltelim ve şu fazlalık iplerimizi de yakıp alalım arkadaşlar. Büyük motifimiz bu şekilde oluşuyor. Bana kalırsa şu üzerindeki son yaptığımız 5 zincirli alanı yapmaya da bilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şimdi bu ortaya da bir tane fıstık yapacağız. Onu da maviden yana kullandım. Şimdi ipimi sabitliyorum. Birine fıstık, birine böyle büyük gül yapılmış. Buraya girdim, sabitledim. 14 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. İlmeğimi hafif uzattım altından giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip uzatıp tırnağımla tutuyorum ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat tırnağına tut 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmek topladım bu sefer. Burayı biraz büyük yaptım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Tekrar bu yeşil yuvaya girdim, ilmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım ama fıstığımı şöyle bir elimle düzenlemesini yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimizi kestik. Bunları da temizleyelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapımı bu şekildeydi. Modeli gönderen arkadaşa teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.